Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'un dalgalı bir gün yaşadığı, daha çok satış baskısının olduğu bir gündeyiz arkadaşlar. Saat 17.33 güncellemesiyle %1.90'lık 17.33 güncellemesi evet 1.90'lık bir kayıp söz konusu bugün de. Daha fazla da kayıp vardı arkadaşlar. 5113'e kadar düştü. Borsa İstanbul fakat 5103'e kadar düşmüş hatta. Şu anda 5254 puandan işlem görüyor. Evet dostlar. Kamu aydınlatma platformu haberleriyle sizlere e, borsadan haberler vermeye devam ediyoruz. Buradaki bilgiler lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kontrolmatik teknolojileri... Bugün dört tane ihalenin arka arkaya sonucunu bizlere bildirdi. Bu dört ihaleyi sizlere sunacağım arkadaşlar. Uzun bir video olabilir. Lütfen hepsini e, izlemeye çalışın. Çünkü dördü de önemli bir ihale. Dördünden de birinci olan bir şirket söz konusu ve müthiş rakamlar var arkadaşlar. Evet. Birinci olarak hayır arkadaşlar güncelleme değil, düzeltme değil, ertelenmiş başlama değil. İhale konusu Dicle EDAŞ 2023 Diyarbakır 1. Grup Alçak Gelirim Ortak gelir, Orta Gelirim Elektrik Telsiz Yapım İşi Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ihaleyi açmış arkadaşlar. Ve ihalenin bedeli 98 milyon 727 lira. Evet 98 milyon 727.458 lira şirketimiz en avantajlı teklifi sunarak birinci sırada yer almıştır diyor. Aşağıda da arkadaşlar hepsi bunların hepsini anlatıyor zaten. Bunları anlatmamıza gerek yok. Çünkü 4 ihaleyi de vereceğim. Fazla da uzun sürmesini istemiyorum. Yani bununla ilgili olumlu olumsuz yani sözleşmede olumlu olumsuz durumlar söz konusu olursa bunlar da kap açıklaması olarak burada bildireceklerini bize bildiriyorlar. Şimdi isterseniz ikinci ihalemize geçelim. Bu birincisi 98 milyon 727 binlikti. Arka arkaya yayınlandı arkadaşlar bu kamu aydınlatma platformu haberleri. Bu da 16.48'de yayınlanan bir haber. Bu da ihale süreci sonucu. Aynı şekilde güncelleme değil, düzeltme değil, ertelenmiş bir açıklama değil. Burası da Diyarbakır 4. grup alçak gelirim, ortak, orta gelirim, elektrik tesis yapım işi. E, Diğer elektrik dağıtım alım şirketi yine bu ihaleyi açmış ve şirketimiz diyor en avantajlı teklifi sunarak birinci sırada yer almıştır. Fiyat 62 milyon 146 bin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 66, 62 milyon 146 binlik ihale sonucu e, toplam 160 milyon oldu arkadaşlar. Daha iki tane daha bildireceğim şimdi sizlere kontrol matik teknolojileri e, bu ihaleden de yani dördüncü grup Dicle Edaş'ın 2023 Diyarbakır 4. gruptan yapmış olduğu ihaleden de 1. sırada yer almış 62.146.000 146 bin liralık teklif vererek ve bu ihalenin de olumlu ya da olumsuz sonuçlanması durumunda yani olumlu sonuçlanmış zaten Büyük bir ihtimalle artık sözleşme için gün alınacak sözleşme yapılacak. E, bu bu da kapta bildirileceği kontrolmatik tarafından duyuruluyor arkadaşlar bütün yatırımcılara kamuoyuna paylaşılmış bu bilgiler. Evet isterseniz 3. ihale ilanına da geçelim. Evet bu da 16.49'da bugün yayınlandı. E, ee, bu saatlerde niye veriyorum arkadaşlar? Kontrol Matin Borsa İstanbul'un bu dalgalı gününde ne durumda olduğunu da görmemiz açısından iyi olacaktır bu. Gerçi Borsa İstanbul'da biraz bir iyi bir ivme ya da yukarıya doğru bir kıpırdanma var şu anda. Videoyu açtığım saat dakikadaki durum ile şu anki durum arasında bir fark var arkadaşlar. %1.58'e düştü kayıp ve 5281 inşallah bu şekilde bir ivme ile e, bugünü bile çok az bir zaman kalsa bile pozitifte kapatma ihtimalimiz bile olabilir. Bunu da bekleyip göreceğiz. Biz Kamu Aydınlatma Platformu Kontrolmatik'in bugün bildirdiği üçüncü ihale sonucunu bildirerek sizlere haber dinle yaparak devam edelim lütfen. Evet bu haberde arkadaşlar güncelleme değil. Bu da düzeltme değil. Bu da bir açıklama. Ertelenmiş bir açıklama değil. İhale konusu yine Dicle, EDAŞ, 2023, Diyarbakır, 6. Grup, Alçak Gelirim ve Orta Gelirim, Elektrik Telsiz Yapım işi İhaleyi açan taraf aynı arkadaşlar. Dicle Elektrik Dağıtım ve burada fiyat daha da yüksek arkadaşlar. Şirketimiz diyor en avantajlı sunarak birinci sırada yer almıştır. Evet 95 milyon 256 bin arkadaşlar. 95 milyon 256 bin 953 liralık bir ihale olmuş. Gördüğünüz gibi bu da oldukça iyi bir rakam ve toplam 256 milyon liralık bir ihale oldu arkadaşlar. 3 ihalenin sonucu 256 milyon lira ama asıl sürprizi sona, sonda. Burada da görüyorsunuz Dicle, Edaş, 2023, Diyarbakır, 6. Grup, Alçak Gelirim ve Orta Gelirim Elektrik Tesis Yapımı işi için vergiler hariç, burasında özetle belirtelim, 95.256.953 TL bedelle en avantajlı teklif sunarak birinci sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için Dicle Elektrik Dağıtım Anlamış Şirketi İhale Komisyon Kararı beklenecektir. Sonrasında sözleşme süreciyle ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılarımıza paylaşılacaktır diyor. Ve altıncı ve sonuncu yani dördüncü ihaleye de bakalım arkadaşlar. Ondan sonra toplam miktarı göreceğiz. Evet 4 sonuncu olan ihalemiz kontrol teknolojilerinin bunu tekrarladım bilmiyorum kayıt tuşuna basmamışım ama herhalde tekrar değil. Yapılan açıklama güncelleme değil arkadaşlar düzeltme değil ertelenmiş bir açıklama da değil. Dicle EDAŞ 6 İl Geneli 2023 yılı SCADA tesis yapım işi, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ihaleye açan ve 100 milyon 251 bin 732 lira arkadaşlar. Şirketimiz en avantajlı teklif sunarak birinci sırada yer almıştır diyor. Böylece toplam 356 milyon 381 bin 685 liralık bir ihalede kontrolmatik teknolojileri 4 farklı ihaleden birincilik kazanmış ve toplumsal baktığınız zaman ciroya ve karlılığa oldukça olumlu bir katkı sağlayacak bir kazanım gibi duruyor arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz zaten 100 milyon 251 bin bu dördüncü ihalenin sonucu aksi bir durum olduğunda bunu bize burada bildirecekler. İsterseniz bu 16-19'da yayınlanmış bunlar. 16 16.49'da pardon ve şu anda 17.58 artık endeks kapanmak üzere. Bakalım kontrolmatik bundan nasıl etkilenmiş bir görelim. Evet dostlar her şey ortada açık ve net. İlk önce Borsa İstanbul'un bir güncellemesini yapayım bilgisayardan. 1.55 17.44 itibariyle 1.55 sevgili dostlar. E, kontrolmatik teknoloji enerji ve mühendislik ise 1.32 yukarıda. Evet kontrolmatik 1.32 gelir kazanmış. Şu anda gördüğünüz gibi yukarıya doğru bir iğme kazanmış. Evet şuraya baktığınız zaman eee kontrolmatik arkadaşlar bugün 144.60 derecelerdeyken 145'lerdeyken lerdeyken e, bu kap haberi ile birlikte arkadaşlar 152'ye kadar çıkmış. Yani 7 lira gibi bir prim yapmış. Evet bu 4 ihalede kazanılan birincilik ve toplamdaki bu 365 milyon lira 356 milyon liralık Kamu, e, kamuya karşı bu kamudan alınan bu ihale sonucu toplam 356 milyon liralık yani dijital elektrikten alınmış sonuçta. Bu önemli e, kazanımdan sonra ihale kazanımından sonra hisse 7 lira birden değer kazanmış. Şu anda da 1.32 ile yukarıda arkadaşlar. Evet dostlar buradaki bilgileri lütfen bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. E, kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim mutlu edersiniz. Gördüğünüz gibi Burada bu videoları kolay şartlarda vermiyoruz. Yani her gün belli şartlarda video vermeye çalışıyoruz. Lütfen bize bu konuda destek olunuz. Hepinize bol bol kazançlar.